Arkadaşlar herkese yeniden merhaba. Hukuk Öğretilere, Hukuk Öğrenmeye hoş geldiniz. Gayet enerjiyiz ve moralimiz yüksekte olması gerekiyor. Birkaç durum var. Onlara bir açıklama getireceğim. Kaymakamlık sınavı evet ilan yapıldı. Bugün 1 Mayıs. 1 Mayıs gece saat 1.32. Yaklaşık 1.30-2 saat sonra sahurlarımızı yapmış olacağız. İlan geldi. Kafalar karışık. Bana çok fazla mesaj geldi. İnanın arkadaşlar 250-300'ün üzerine sadece Instagram'dan gelen var. Twitter'dan e, site üzerindeki WhatsApp iletişim hattından videoların altına gelen yorumları e, Instagram post altına yapılan yorumları daha saymıyorum çok ciddi bir yoğun talep var. Ee, yani bir mesaj yoğunluğu var. Kafalarda soru işareti var. Bu soru işaretini gidermek için bu videoyu hazırladım. Hazırlıyorum. Tamam mı? Umarım ee, sıkıntısız bir şekilde anlatırım derdimi. Ee, i̇nşallah zamanınıza çalmamış olurum. Birçok arkadaşa da bu durum faydalı olur. Arkadaşlar ilan geldi. Temmuz'un 10'u şeklinde bir duyuru yapıldı. Sınav tarihi netleşti. Şimdi gönüllülerde kim ve Kasım'da olsun? Tamam mı? Geçmiş yıllarda Ekim ve Kasım aylarında ortalama yapılırdı. Yani 10 güne eksi 10 gün artı ama Ekim ve Kasım aylarına denk gelirdi. Fakat şimdi öne çekildi. Öne çekilmesi maalesef dezavantaj gibi görünüyor. Tamam? Aslında avantaj. Ee, bakış açımızı değiştirmemiz lazım. Tamam? Bir sorunu, çözümünü bulamıyorsan yanlış yerden bakıyorsundur. Farklı bakış açısıyla bakman lazım. Umarım farklı bir bakış açısı size kazandırmak istiyorum bu videonun içerisinde ve devam edecek videolarda. Arkadaşlar, şimdi e, kaymakamlık sınavı toplam 100 sorudan oluşan bir sınav. Tamam. Yani hocam ben 100 soruyu yaptığımda kaymakam olabilir miyim? Elbette ki olursun. Mülakat aşamasından sonra. Ama bunun ortalaması var. Yani geçmiş yıllarda 72, 73 bantlarında kalan sınav. 76 bandına kadar çıktı ortalama tamam mı yani senin bu sınavda hedefini 81-82 bandına koyman lazım ki o bandın içerisinde olduğunda çok rahatlıkla mülakata kalabilirsin. Biraz kaymakamlık sınavından bahsedeyim çok kısa bir şekilde. Şimdi arkadaşlar kaymakamlıkta 100 soru çıkıyor. Ee, rakamsal yanlışlıklar yapmamak üzere artı eksi 1 yapabilirsiniz bu soru rakamlarına. Arkadaşlar 34 tane yazdım okuyorum tamam mı? 34 tane yetenek genel kültür kısmı denilen kısımdan geliyor. İşte 14 tanesi Türkçe, Evet tamamen paragraflardan paragraf sorusundan geliyor. Arada bir ee, anlatım bozukluğu koyuyorlar bir tane. Tamam arada bir koyuyorlar. Dil bilgisi yok. Devam. İn e, inkılap tarihinden geliyor arkadaşlar. Atatürk ilke ve inkılap tarihinden geliyor 4 soru. Sosyal ve ekonomik yapıdan geliyor 10 soru. İnsan haklarından geliyor 6 soru. Toplamda 34 soru. Tamam. Kaldım orada 66 soru. 66 sorunun arkadaşlar 13 tanesi anayasadan geliyor. Şimdi bu videoda anayasaya nasıl halletmeliyiz onun üzerine konuşacağım, değerlendireceğim. Yarın yayınlayacağım video idare hukuku üzerine olacak. Tamam. Şimdilik anayasa hukuk üzerine konuşacağız. Devam ediyorum. 13 soru anayasadan geliyor. 13 soru. 13'te 13 yapacaksın. Tamam Çok basit bir yöntem var. 13'te 13 yapacaksın. Bana güven. Devam ediyorum. İdare hukukunun arkadaşlar e, genel giriş kısmı diye nitelendireceğimiz yerlerden arkadaşlar ayrıntıları anlatacağım ilerleyen videolarda. 18 soru. Türkiye'nin idari yapısından 14 soru. Mahalli idarelerden 9 soru. Ve iktisat İktisat makro mikrodan ise arkadaşlar 12 soru bazen 10 soru da gelebiliyor. Yani demek istediğim şey şu anayasa idare İdare hukuku, Türkiye'nin idari yapısı, mahalli idarelerden toplam 54 veya 56 bandında bir soru geliyor. Bunu ortalamasını al 55 soru. Tamam? Yani sizin benimle beraber bizimle yola e, çıktığınızda 55 soruluk bir hedef alanı içerisinde bir bakış açımız olacak. Tamam. Şimdi gelelim bu videonun içeriğine. Ne için konuşacağız? Anayasa hukuku için konuşacağız. Şimdi arkadaşlar e, ilerleyen her gün bir video yükleyeceğim. Diğer idare hukuku üzerinde de hangi e, hangi mevzuatlardan faydanlı, faydanılmalı? Faydanılmalı cümleyi kuramadım. Faydalanman gerekiyor. Eee nasıl soru çözmen gerekiyor, nasıl bir program hazırlaman gerekiyor, ne aralıklarla tekrar yapman gerekiyor. Her dersi kendi içerisinde tek tek değerlendireceğim. Tamam, haydi başlayalım. Şimdi arkadaşlar, anayasa hukukunu sen bir kere dörde böleceksin. Tamam, dörde böleceksin. Diyeceksin ki, bir, anayasanın tarihini, anayasanın genel esaslarını, temel hak ve ödevlerin olduğu bir kısım. Birinci kısım. İki, yasama kısmı. Türkiye Büyük Millet Meclisi ile A'dan Z'ye ne varsa öğreneceğin yasama kısmı. Üçüncü kısım yürütme kısmı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, Cumhurbaşkanlığının teşkilat yapısıyla Cumhurbaşkanlığının düzenleyici işlemlerinden A'dan Z'ye öğrenmen gereken bakanlıklar, ilgili ilişkili kuruluşlar gibi gibi birçok şeyleri kapsayan tamam mı? Yürütme kısmı. Buraya kadar. Sonra arkadaşlar yargılı. Yargı kısmı. Yani ne oldu? Anayasayı biz dörde bölmemiz gerekiyor. Tamam. Arkadaşlar süre kısıtlı olduğundan dolayı sen gidip e, böyle e, sıfırdan başlamak, kalın kalın kitaplar okumak, bu süreci etkili bir şekilde değerlendirmediğin şeklinde yorumlayabilirim. Benim fikrimdir. İstediğin kaynaktan İstediğin kalın kalın kitaplardan istediğin kadar ayrıntıyla çalışabilirsin. Tamamen olay sana kalmış. Ama ben fikrimi söylüyorum. Peki nasıl çalışmalıyız? Şimdi arkadaşlar ben YouTube'da yayınlamış olduğum anayasa hukuku 42 videodan oluşan birincisi tanıtım. En son 42. video ise arkadaşlar soru çözümü ile ilgili yaptığım bir Video Onları çıkarttığımda toplam 40 videoda anayasa hukukunu sana bu bahsettiğim 4 bölümü A'dan Z'ye anlattım. Senden ricam şu. Gir YouTube'a hukuk öğretir anayasa oynatma listesine gel. Hukuk öğretire gir. Anayasa hukuku kısmına gel. Yani oynatma listesine gel. Birinci videoyla başla. Tamam. Birinci videoyla başladıktan sonra o senden istediğim 40 videoluk kısmı tamamen bitir. Tamam? Tamamen bitir. Kaç günlük süren var? Anayasa hukuku'nu kaç günde ben halledeceğim hocam? 3 günüm var. Tamam? Bak, yeni başlayan biri kişi, yeni başlayan bir kişiymişsin gibi konuşuyorum. Tamam? Kaç günüm var? 3 günüm var. Kapanacaksın. Tam kapanma mı? Evet, tam kapanma. Tamam mı? Hastalık dışarıda hastalık var mı? Evet, var. Uykusuz geceler seni bekliyor mu? Evet bekliyor. Yorgun geceler, bazen çaresizlikle böyle masanın başına oturup ağlayacağın geceler olacak mı? Olacak. Motivasyonla yeniden sarıldığın, kaynaklara sarıldığın, azimle çalıştığın günler olacak mı? Elbette ki olacak. Ama işin neticesinde sen eğer ki o makama e, kazandığında, o makama gidip göreve başladığında arkadaşlar bunların hepsine değdirileceksin. Tamam. O zaman anayasa hukuku, anayasa hukuku ile ilgili sana söyleyeceklerim bu kadar. Ee, daha çok söyleyeceğim şeyler var. İşte bunları YouTube videolarıyla halledebilirsin. Peki, anayasa hukuku bitti mi? Bitti. Peki, anayasa hukukunu genel tekrar yapmam lazım. Nasıl? Ben arkadaşlar anayasa hukuku genel tekrar niteliğinde bir e, 120 100 yazılı 120-150 soruluk bir yazılı bir soru çözüm videosu hazırlamıştım. Tamam mı? Geçen sene. Bunlar güncel. Güncelliğini koruyor. Herhangi bir e, güncelleme yani herhangi bir değişiklik olduğunda videolarda vesaire hemen güncelleme yapıyoruz. Soru çözüm videoları var. Soru çözüm videolarıyla sen o 3 günde bitirmiş olduğun anayasa hukukunun tamamını tamamına karşına gelecek tüm soru çeşitleriyle birlikte bu soru çözüm paketiyle bitiriyorsun. Tamam mı? Peki hocam bana bu soru çözüm paketi ne katacak? Bir, sen e, oynatma lise, o 40 videoda anayasa hukukun A'dan Z'ye anlattığım 40 videoda anayasa hukukunu tamamen tekrar etmiş olacaksın. 150 soru üzerinden yaklaşık 400 soru göreceksin. Nasıl? Bir soru üzerinden bak bunu ben sordum. Bunu da sorabilirler. Bunu da sorabilirler. Buna benzer bir soru çıkmış. Bak bu soruyu şu şekilde de düşünebilirsin. Bak şurayı da sorabilirler. Diye 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 bir soruda minimum 3 soru ve 5 soru yaptım. Tamam mı? Yani bu soru çözüm paketiyle de arkadaşlar tüm anayasa hukukunu bitirmiş olacaksın. Peki anayasa hukuk artık cepte. İstisnasız söylüyorum 13'te 13. Bu kadar iddialıyım. Ne demek istediğimi, çok afaki konuştuğumu düşünebiliyorsun. Düşünebilirsin. Hiç problem değil. Sen anayasa hukukuyla bir başla bakalım. Neticesini görelim. Sizden bu videoyu izleyen arkadaşlarım da ricam. Bizden anayasa hukuku dinlemiş olan arkadaşlar da yorum kısmında nasıl bir verim aldıklarını, soru bankalarına döndüklerinde gerçekten faydasını görüp görmediklerini yorumlar kısmına belirtmesini isterim. Rica ederim. Tamam şimdi geldik arkadaşlar idare hukuku kısmına. İdare da o kadar geniş ki yani idare hukuku kendi içerisinde idare hukuku var. Türkiye'nin idari teşkilat yapısı var. Mahalli idareler var. Bunları ayrı ayrı bunların her birini konuşurken her birini çalışırken hangi kaynaklardan da faydalanman gerektiğini tek tek ilerleyen videolarda anlatacağım. Bu video bu kadar. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir aksi çıkmazsa yarın yayınlanacak. Tamam. Kendine iyi bak. Hoş ol, hoşça kal. 3 günüm var. Bugün e, artık cumartesi. Cumartesi, pazar, pazartesi. Pazartesi akşamı iftardan sonra yani sahur aşamasında ben bir canlı yayın açtığımda e, veya soru cevap yaptığımda sen anayasa hukukunu tamamen bitirmiş olacaksın pazartesi. Salı günü ne yapacaksın? Salı günü anayasa hukukunun tamamını tekrar edeceksin. Tamam mı? İster tuttuğunu küçük küçük notlarla tekrar edebilirsin. İster videoları izlerken eee temin ettiğin notların üzerine aldığın notlarla tekrar edebilirsin. İster hukukuretir.com'daki soru çözüm paketiyle bu işi bitirebilirsin. Tamam? Ama 13'te 13 yapacaksın. Başka çaresi yok. Tamam? Bir sonraki videoda görüşmek üzere tüm süreci Tüm detaylarıyla size anlatacağım. 56 soruda amacımız minimum 50 bandında kalmak. Tamam. Emin ol bunu birlikte başaracağız. Kendine iyi bak. Hoş ol, hoşça kal. Her nerede yaşa yaşıyorsan, her nerede şu an beni izliyorsan oraya selam olsun. Ee, hayırlı Ramazanlar. Ee, son bir şey. Mevzuatlar oynatma listesiyle de ilgili bir konuşmam gereken konular var. Ama bu videoda değil bir sonraki videoda görüşmek üzere. Mevzuatlar yayınlamaya YouTube Hukukörütür kanalında yayınlanmaya devam ediyor. Kendine iyi bak. Hoş ol. Hoşça kal. Ne demem gerekiyor burada? Kanala abone olabilirsin. Videoyu beğenebilirsin.